Karabağ zaferi öncesi ve sonrası Şuşa çok önemliydi. Tarihi bir kentti, UNESCO tarafından kontrol altına alınmıştı, korumaya alınmıştı ve Şuşa'nın yeniden restore edilmesi, dünya turizmine açılması söyleniyordu. İşte bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarıldıktan sonra ilk kez tarihi Şuşa şehrine gitti. Aliyev ve ailesi şehirde bir dizi açılış yaptı, yeni projelerinde temelini attılar. Yolculuk sırasında Türkiye detayı ve Aliyev'in iki kardeş vurgusu da dikkati çeken ayrıntılardandı. Bakın gün de çıktı. Güneş de bizi salamlıyor. Yolumuzu ışıklandırır. Biz geliriz Şuşa'ya. Azat edilmiş Şuşa'ya. Direksiyonun başına geçti, gün ağarırken yola çıktı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev işgalden kurtarılmasının ardından ilk kez tarihi Şuşa şehrine gitti. Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva da eşlik etti. Mihriban Aliyeva yolculuk boyunca yaşananları cep telefonuyla kaydetti, sosyal medya hesabından paylaştı. Azat edilmiş torpağlara geçirik. Şanlı Azerbaycan ordusu bu istikametten hücum ederek düşmanı kova kova torpalarımızdan çıkarttı. Aliyev Şuşa'ya giderken Füzuli'de Füzuli-Şuşa otoyolunun ve havalimanının temelini attı. Füzuli Havalimanı'nın bu yıl faaliyete geçeceğini söyledi. Yol boyunca asılmış Türkiye ve Azerbaycan bayraklarına dikkat çeken İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana fotoğrafının önünden geçerken arabayı durdurdu. Fotoğrafı işaret ederek iki ülkenin kardeşliğine vurgu yaptı. İki kardeş. Aliyev ve ailesi Şuşa'ya ulaştıklarında ilk olarak Saatli Camii'ne gitti, dua etti. Mekke'den getirilen Kur'an-ı Kerim'i hediye etti. İlham Aliyev, Şuşa'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Aliyev ve ailesi bölgede görev yapan Azerbaycan askerleriyle de buluştu. Aliyev, 39 yıl sonra Şuşa'da babası Haydar Aliyev'le birlikte fotoğraf çekildiği noktaya da gitti. O fotoğrafı gösterdi, aynı noktada poz verdi. Aliyev, ziyareti sırasında restore edilen 3 heykelin de açılışını yaptı.